Ve ben burada bu çileleri en son noktada çekmiş Zübeyir Gündüzalp ağabeyin Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'nde idamla yargılandığı zaman sarf etmiş olduğu sözlerini okuyacağım. Çünkü onların sözleri gerçekten çok değerli ve çok ihlaslı. Kendi sözlerimle o sözlere bir gölge düşürmek istemiyorum. Diyebilirsiniz belki, bu adamı kim bu kadar sıktı? Kim bu kadar işkence yaptı? Kimdi bu hainler? Kimdi bu milletin imanına kastetmiş şerefsizler? Özür dilerim. Belki diyebilirsiniz. Hani neydi ki derdi? Derdi hepimizin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kucaklaşacağı cennete götürmekti. Cehennemde yanmayalımdı dertleri. Zübeyir Gündüzalp'ler, Mustafa Sungurlar, Abdullah Yeğinler, Tahir-i Mutlular. Yani asıl övgüyü, tebriği onlar hak ediyorlar. Onlarla iftar ediyoruz. İşte o Zübeyir Gündüzalp abinin o mahkemede söylemiş olduğu sözlerden bazı yerleri okuyalım. Bakın gerçek iman kahramanları neler sarf etmişler. Dikkat edin. Bağlarbaşı Kongre Merkezi gibi rahat bir yerde değil. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'nde idamla yargılandıkları bir yerde söylüyor bu sözleri. Evet, Risale-i Nur talebesi olduğumu memnuniyetle ve ilan edercesine söyleyebilirim. İnkar etmek Risale-i Nur'un bana verdiği fazilet dersleriyle zıt olduğu için bu cürmü işlemem. Diyebilirsiniz, Risale-i Nur talebesiyim demenin ne önemi var? Risale-i Nur talebesiyim diyenler yargılanıyor. Onlar idam edilmek isteniliyor. Bu sözü söylemek belki şu anda basit ama o zaman da dünyanın en büyük meselesi. Basit bir mesele değil ben Risale-i Nur talebesiyim demek. Yoksa içinizde bunu arkadaşlarınız sorduğu zaman söyleyemeniniz var mı? İnkar etmek Risale-i Nur'un bana verdiği fazilet dersleriyle zıt olduğu için bu cürmü işlemem. Risale-i Nur'un okuyucusu olan bir kimse okuduğunu gizleyemez. Bilakis iftiharla bila perva söylemekten çekinmez. Zira çekingenliği icap edecek hiçbir cümlesi veya kelimesi yoktur. Nasıl bir şuur? İmanla, iman davasında idamla yargılandığın bir mahkemede söylüyorsun. Çok dikkat edin. Neydi bunların dertleri? Sorgu hakimliğinde sen Risale-i Nur talebesiymişsin denildi. Bediüzzaman Said Nursi gibi bir dahinin şakirdi olmak liyakatını kendimde göremiyorum. Eğer kabul buyururlarsa iftiharla evet Risale-i Nur şakirdiyim derim. Risale-i Nur'un emsalsiz müellifi üstadım Bediüzzaman Said Nursi müteaddit defalar gizli düşmanları tarafından iftira edilerek mahkemeye verilmiş ve hepsinde de beraat etmiştir. Bu satırlara çok dikkat edin. Risale-i Nur külliyatı profesör ve İslam alimlerinden müteşekkil, dikkat edin, profesör ve İslam alimlerinden müteşekkil bir heyet tarafından satırı satırına çok önemli tetkik edilerek bu eserlerin fevkalade bir vukufiyetle telif edildiği ve Kur'an Hakim'in hakiki bir tefsiri olduğunu bildiren raporlar verilmiştir. Peki öyleyse bu adamlar neden idamla yargılanıyor? Açıklıyor. Zübeyir Gündüzalp bu meseleyi açıklıyor. Dikkat edin.
Hakikat böyleyken yine neden mahkemeye veriliyor? Bu hususta kat'i kanaatimi şu şekilde arz ediyorum. Risale-i Nur'u okuyan kimseler, bilhassa idrakli gençler, kuvvetli bir imana sahip oluyorlar. Sarsılmaz ve fedakar bir dindar, bir vatanperver oluyorlar. Yıpranmaz bir imanın bulunduğu bir yere, menfi bir ideolojinin aşıladığı ahlaksızlık ve sefahet giremez. Çok dikkat edin. Asıl bu meseleyi yapanlar kimlermiş? Yani Bediüzzaman'ı ve talebelerine bu zulmü reva görenler kimlermiş? Yavaş yavaş açıklıyor. Bu sarsılmaz imana sahip olanlar çoğaldıkça masonluğun ve komünizmin dairesi asla genişleyemiyor. Komünistlerin dayandığı materyalist felsefenin hak ve hakikat ile hiçbir ilgisi olmadığını, nazariyelerinin, fikirlerinin tamamen asılsız olduğunu Risale-i Nur, Kur'an-ı Kerim'in, çok dikkat edin, ayetleri ile gayet kuvvetli bürhan ve hüccetlerle aklen, fikren, mantıken ispat ediyor. Yalnız gözünün görebildiği yere inanan maddecilere dahi Allah'ın varlığını inkar ve itiraz kabil olmayan kuvvetli delillerle ispat ediyor. Mahkeme müdafasının tamamını okumayacağım, korkmayın ya. Ama şu sözleri bütün tabiri caizse inancımla, her bir harfinin altına imzamı atarak okuyorum. Bizi korkutmaya çalışıyorlarmış. Hani idam ederiz sizi, yaşatmayız, Türkiye'de nefes aldırmayız diyorlarmış. Mahkeme heyetinin huzurunda bila perva onlara söylüyorum. Onlar iyi bilsinler ve titresinler ki gürültüye papuç bırakmıyoruz. Zira Risale-i Nur eserlerinde hak ve hakikati görmüş, öğrenmiş ve inanmışız. Türk gençliği uyumuyor. Bu kahraman İslam Türk milleti başka bir devletin boyunduru altına giremez. Fedakar Müslüman gençliği sahip olduğu tahkiki iman kuvvetiyle vatanını sattırmaz. Dindar, cengaver Türk milleti ve imanlı cesur Türk gençliği korkmaz. Onun içindir ki bizi insanlık seviye ve seciyesinde en yüksek mertebelere çıkaran ve her sahada terakkiyatımızı sağlayan ve biz gençlere din, vatan ve millet aşkını aşılayarak uğrunda bütün mevcudiyetimizi feda ettirecek hakiki bir dinperver olarak bizleri yetiştiren Kur'an tefsiri Risale-i Nur eserlerini okuyoruz, okuyacağız ve okutacağız. Hani söylenen sözler dedim ya, idamla yargılandığım bir mahkemede bunları söylemek öyle kolay bir mesele değil. Ama şu satırlara da dikkat edin. Sizlerden özel ricam var. Birazcık Bediüzzaman Hazretlerini seviyor, birazcık böyle muhabbetiniz varsa şu Zübeyir Gündüzalp ağabeyin mahkeme müdafasını lütfen şöyle 3 kere okuyun. Çünkü ben size sadece birkaç bölümünü okuyorum. Okuyun ki bu adamlar bizim için nasıl bir mücadele vermişler anlayın ve ana babanıza dua ederken bu nur talebesi ağabeylerimiz de artık bir babanızın yanına koyun ve artık dua listenizden hiç çıkmasınlar. Dikkat edin bu satırlara.
Bir milletin gençliği ne zaman Kur'an ve ondan leman eden ilimlerle teçhiz ve tahkim edilmiş ise, son paragraf, o vakit o millet terakki ve tealli etmeye başlamıştır. Gençlik, iman ve İslamiyet ihtiyacıyla yanan ruhlarını, bakın çok önemli, gençlik, iman ve İslamiyet ihtiyacıyla yanan ruhlarını Kur'an tefsiri Risale-i Nur'un füyüzat ve envarıyla doldurmaya başlamıştır. Böylelikle tahkiki bir imana sahip olacak gençliğimiz dinsizliğe, komünistliğe karşı mücadele edip vatanlarını İslam düşmanlarına asla sattırmayacaklardır. Bunun için eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, bu sözler şaka değil, bir şiir de değil, o komünistler gerçekten kağıdı ve yazı malzemelerini Nur talebelerinden saklamışlar, ellerinden almışlar ta ki bu eserler sizlere bizlere ulaşmasın diye. Tekrar ediyorum, eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanı da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nur'un neşri için mümkün olsa, çok önemli, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yaptıracağız. Sonra savcı iddianamesinde diyor ki, Said Nursi eserleriyle üniversite gençlerini zehirlemiştir. Yani zehirlenmişsiniz. Risale-i Nur'daki Allah'ın varlığını dinlediniz ya, zehirlendiniz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olan imanınız arttı ya, savcı için bu bir zehir. Hani siz öldükten sonra dirilişe iman ettiniz ya, bu bir zehir. Hani siz kadere iman ettiniz, kederden emin oldunuz ya, bu bir zehir. Hani siz meleklerin varlığına iman ettiniz ya, bu bir zehir. Çünkü Bediüzzaman'ın başka hiçbir davası yoktu. Sadece bunları anlattı. Said Nursi eserleriyle üniversite gençlerini zehirlemiştir. Biz de buna mukabil deriz ki, ey savcı, biz de aynen şuradaki kardeşlerimizle beraber, dünyadaki milyonlarca Nur talebesiyle beraber, biz de şöyle deriz savcı, Zübeyir abiye katılarak, eğer Risale-i Nur bir zehir ise, bizim bu zehirlere tonlarla binlerce kilo ihtiyacımız var. Eğer çokluk da olduğu yeri biliyorsan bize tayyarelerle sevk et. Son düzlük. İdamla yargılanan bir adam korkması lazım. Değil mi? Yani şuraya bir polis gelse, hadi lan dese, değil mi? Abi ne oldu ya? Biz ne yaptık ki falan deriz. Korkarız yani. Yani erkeksin ama bir yerde nezarethanede sopa var, falaka var, dayak var, öldürülme tehlikem var. Zaten idamla yargılanıyorsun. Bakın ne diyor. Biz Risale-i Nur talebeleri, arkadaşlar, barlanın bir kenarında rahat olduğu bir yerde söylemiyor bunları. Dikkat edin, üzerine vuruyorum. İdamla yargılanmış olduğu bir mahkemede söylüyor bunları. Yani bunun neticesinde hayatını feda edecek. Öyle basit bir mesele değil. Biz Risale-i Nur talebeleri iman ve İslamiyet hizmeti uğrunda zalimlerin zulmüne maruz kaldığımız vakit hapishane köşelerinde veya dar ağaçlarında ölmeyi istirahat döşeğindeki ölüme tercih edenlerdeniz. Görünüşü hürriyet, hakikati
istibdadı mutlak, tam bir baskı olan bir esaret içinde yaşamaktansa, hizmet-i Kur'aniyemizden, Kur'an'a olan hizmetimizden dolayı zulmen atılmış olduğumuz hapishanede şehit olmayı büyük bir lütfu ilahi biliriz. Arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Hani buraya kadar bu mahkeme müdafasıydı. Peki Bediüzzaman, yani şu Koca Çınar burada olsaydı ne derdi? Said'le 10 defa görüşeceğinize, değil mi, bir kere Risale-i okuyun derdi. Öyleyse bizim de madem bu kadar mücadelesi yapılmış, madem bu kadar Mason ve komünistler tarafından okutturulması engellemeye çalışılmış bir eser var karşımızda, biz de o zaman her gün mutlaka belli bir vaktimizi ayırarak bu Kur'an tefsirinden mutlaka okuyup istifade edip ve o istifade neticesinde yanmaya başlayıp hemen çevremizdeki insanlara ve avukatları anlatmak zorundayız. Yoksa bu mücadele boşa gider. Yoksa bu hapishanede yatanlar boşu boşuna yatmış olur. Çok dikkat edin. İkinci paragrafta şunu söyleyeyim. Kardeşlerim, belki sohbet dinliyorsunuz. Fatih Yağcı, Serkan Aktaş, Osman Yeken veya da farklı farklı insanlar, Çantacı Necmi abi veya da Uğur Akkafa, birçok insan dinliyorsunuz. Sakın kendinizi kandırmayın. Sizin dinlediğiniz sohbetler Risale-i Nur okyanusu içerisinde bir damladan öteye geçmez. Hiçbir zaman bizden dinlediğiniz sohbetlerle Risale-i Nur'u anlayamazsınız. Sadece bizden dinlediğiniz sohbetlerle bu eseri okumam lazım, ben buna vakit ayırmam dersiniz, ancak bu sizin için şuur çıkar. Yoksa siz sadece sohbetlerle yetinir, sadece Serkan anlatsın, Uğur anlatsın, Fatih anlatım deyip kitap okumayı terk ederseniz, bunu bilin ki çok yanlış bir şekilde imani öğrenimize devam etmiş olursunuz. O yüzden sizden ricam, ve bugün de bu sözü vereceğinize inanıyorum, ama en azından şöyle günde 5 yaprak şu kitapları okuyalım. Şu kitapları okuyarak her satırda diyelim ki, üstadım boşuna gitmedi bu dava. Senin mücadelen boşuna gitmedi. Ben şu anda satırlarda seninle görüşüyorum. Ve biz bu şuurda olduğumuzu idrak edelim. Son cümlemi de söylüyorum. Mustafa Efe kardeşimle bir dua edip bitirecek inşallah. Hani merak edebilirsiniz, aklınıza gelir, kim acaba bu mübarek insana bu davasında hainlik yapmıştır diye, bu milleti dinsiz yapmak için bu faaliyeti durdurmak istemiştir diye merak etmiş olabilirsiniz. Bu kitabın içerisinde 5. Şua diye bir eser var. Bu eseri okuduğunuz zaman hain kim, kahraman kim anlayacaksınız inşallah.